Ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiren kira fiyatları tartışması devam ediyor. Uzmanlar İstanbul'daki kiralarda son aylarda %10-15'lik bir düşüş yaşandığını ve bu düşüşün devam edeceğini belirtiyor. Kira fiyatları 3 yılın sonunda geriledi. Son 2-3 aya baktığımız zaman %10-15'lik bir düşüş var. Daha evvel işte 20-23 bin, bin, bin istenen evler şu anda 17-18 bin TL'den tutuluyor. Yüksek kira fiyatları özellikle büyük şehirlerde kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Durum böyle olunca tartışmalarında ardı arkası kesilmiyor. Pazarın dengesini bozan... E, i̇lan veren, sosyal medyadaki yetkili olmayan kişiler tarafından fiyatlar zaten balon şeklinde devam ediyordu. Yani oradan baz aldığımız öyle düşünürsek %50 düştü. Yani 10 liralık yer 15, 15 bin lira olmuştu. Şimdi 10 bin liraya geri geldi. Olması gereken fiyata geri geldi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'ya göre düşüşün çeşitli nedenleri var. İlk iki yıl önce bu yükselme başladığı zaman bir kentsel dönüşüm faktörü vardı. Yani bir anda 15-20 bin tane ev yıkılmıştı. Bunda 2-300 bin hane halkı işte ev aramaya çıkmıştı. Şimdi bu insanlar evine dönmeye başladı. Yani kısmen o, o, o bölümün kentsel dönüşümü tamamlandı. E, ve evine dönmeye başladı. O zaman boşalttığı ev bir kapasite haline geldi. E, onun dışında İstanbul şu anda tercih edilen bir il değil. Yani öğrenci bile çok az geldi. Bizim için önemli olduğuna inandığımız bir faktör de uzlaşma. Şu anda piyasada 50 gibi bir uzlaşma zeminde var. Bu da ne oluyor? Talebi azaltıyor. Şimdi her faktör talebi azaltan, her faktör fiyatın düşmesine sebep oluyor ki şu anda piyasada biz bunu yaşıyoruz. Peki düşüş sürer mi? Mayıs-Haziran ayına yani 5-6 aylık bir dönemde işte seçime kadar ve seçimden hemen akabindeki bir dönemde çok fazla bir değişiklik olmayacak. Talebin azaldığı yerde fiyat düşer. Bu düşüşü biz bekliyoruz. Yani fiyatlarda %10-15 daha bir düşüş. Benim zaten geçen seneki tahminim bu konudaki öngörümüz %25-30 idi. <laughs>